Birlik Grup İnşaat marka vizyonu sunar. Altaş TV ekranlarından, Marka Vizyon programından herkese merhabalar. Ordumuzun üreten, hizmet eden her sektörden iş adamlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki sektörümüz sanayi ve üretim, sanayi üretimini konuşacağız. Ve konuğumuz, firma sahibimiz Şenol Bayazıt. Efendim öncesinde Şenol Bayazıt kimdir? Öğrenelim. Şenol Bayazıt 1975 Almanya doğumlu, teknik lise mezunu, 3 çocuk babası, bir Türk vatandaşıdır. Sanayiyle uğraşıyoruz. Peki firmanızı ne zaman kurdunuz? Firmamız 1996 yılında plastik ve metal kalıp atölyesi olaraktan başladı. Günümüz şartları ile ortamlarımızın da kurumsal çalışmamızla şu anda kurumsal, kamu ve belediyelere hitap eden çöp konteyner imalathanesi, çöp konteyner kabinleri imalathanesi yapan bir firma haline geldik. Bu şekilde de ikamemiz devam ediyor. Faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz? Faaliyet alanlarımız çöp konteyner imalatlarımız olduğu için kamu alanları, belediyeler, özel sektörler gibi yurt dışı ve yurt içi bütün kapsamlı ihtiyaç duyulan bölgelere satışımız mevcuttur. Üretim parkurumuzdan bahseder misiniz? Üretim parkurumuz, hidrolik preslerimiz 600 tonluk, normal eksantrik preslerimiz olmak üzere, hidrolik CNC upgantlarımız, CNC makaslarımız, kesimhane olarak söyleyebiliriz. Kaynakhane hattımız vardır. 10-12 tane kaynakhane hattımızla birlikte imalat grubumuz var. Bunun yanında işte fortifimiz, çalışma gruplarımız, içeri ve dışarı bu şekilde imalat grubumuz vardır. Kendi metal kalıplarımız vardır. Ürünlerimize hakir durumda. O şekilde imalatımız devam ediyor. Bunları yaparken üretim kapasitemiz yine detaylandıralım ve personel istihdam sayımızdan da bilgi verelim. Personel sayımız olaraktan değişkenlik gösterebiliyor bölgelere, aylara göre ama ortalama 40-45 civarında bir çalışan ofis ortamıyla dahil olmak üzere çalışma grup arkadaşlarımız vardır. Başka da metrekare alanımız. Metrekare olaraktan 2000 metrekare kapalı alan, 2000 metrekare açık alan, bahçemiz olan, havaleli iş yaptığımız için gerekli olan bir alanımız var. Bu alanda çalışmamızı yapıyoruz. Aylık kapasitemiz ortalama 2000-2200 civarında konteyner kapasitemiz vardır. Bu şekilde üretim yapmaktayız. Üretimi yaparken sanayi sektöründe firmanızın konumu ve durumu nedir? Yani konumumuz açısından ilk 5 dersek ilk 3'ün içine girebiliriz diye düşünüyorum. İmalat grubumuz olaraktan, kalite grubumuz olaraktan bizim için çok önemli. Bu kurumsal ve kamu çalıştığımız için değer veriyoruz bu öneme. bölgemizde tekiz diyebiliriz ama şeyde ilk 3'ün içindeyiz bölgesel olaraktan. Bu şekilde ikametgahımız devam ediyor, imalatımız. Firmanızın kalite anlayışı ve kalite ile ilgili yapılanmanız hakkında bilgi verebilir misiniz? Kalitemizle ilgili, yani şöyle diyeyim, bize kalite çok önemli. Olmazsa olmazımız zaten kalite. Hı hı. Mecburen, çünkü çalıştığımız birimler, kamu kurumları olduğu için onların da kendi serbest ve kendi bünyelerinde denetçileri oluyor. Yani kaliteden asla taviz veremiyoruz. İhalelerimiz, şartnamelerimiz ne gerekiyorsa ona uymak zorunda kalıyoruz. Yani bir nebze karşı tarafın isteklerini uyguluyoruz biz aslında. Bunu da destekleyici olaraktan belgelerimiz, İşte kapasite raporları gibi bir düzine belgelerimiz vardır. Bu belgelerle desteklediğimiz zaman üretim hattımıza sıkıntı yaşamıyoruz bölgesel olaraktan. Yani bir ürün siparişi geldiğinde bunu sizin bir sipariş şartnamesi var sanırım. Onunla mı başlanıyor? Tabii ihale
sistemine girdiğim için ihalenin belli bir kriterleri vardı. İşte sajın kalınlığından, kaldırma kollarından, tekerinin özelliğinden türetebiliriz bunları. Bir sürü özellikleri vardır. Her bir ürünün ayrı ayrı detayları mı var? Tabii ki. Yani 4-5 tane ana konteyner şekli vardır. Bu konteynerin hepsinin kendine özgü bir özellikleri vardır. Bu özellikleri mecburiyetten dolayı tedarini yaparken o aşamaları uygulamak zorundayız. Yani bir sajın kalınlığıyla iş bitmiyor. Bunun kaynak kalitesinden, tutun kapak kalitesinden, boyasından, mikron kalınlığından, boya kalınlığından, rengine kadar bir sürü sınıflandırmalar var. Bu sınıflandırmalar tek tek uymak zorundayız. Uymazsak zaten otomatikman ürünümüz hatalı ürün olmuş oluyor. Ve bu da ne bizim firmamız ne şeyin gidi şahsımız adına bize yakışan bir durum olmuyor. Evet. Kaliteden sonra firmamızla Türkiye'de hizmet ediyoruz. İhracat var mı? Evet, ihracatımız var. Gürcistan, Irak, şu anda Fas'a yeni başladık, Libya gibi. Yani açılma konusunda o bölgeler şu anda biz Türkiye'den mal tedariği yapıyorlar. Bunlara da doğal olarak ticaretimiz vardır, çalışıyoruz. Onlar geliyor veya biz gidiyoruz, fuarlarına katılıyoruz oranın. Bu şekilde ticaretimiz var yurt dışı olarak da. Fuarlar dediniz. Fuarlara bakış açınız nedir? Yani fuarlar Türkiye'de pek rağbet görmüyor ki biz katılmamıza rağmen. Türkiye'den daha çok yurt dışı müşterileri bu olaya daha sıcak bakıyorlar. Biz Türkiye'de birazcık daha kuruma, ziyarete endeksli çalışmayı sevdiğimiz için katılmıyor muyuz? Katılıyoruz. Evet doğru ama yurt dışı fuarları Türkiye oranından çok daha hareketli ve çok daha verimli geçiyor. Türkiye'de yani, o verim %'ye vurursak %40'larda diyebilirim. Uluslararası fuarda mutlaka yer alıyorsunuz. Dönüşleri de var. Güzel dönüşleri oluyor. Yani Türkiye'ye orantılarsak daha güzel dönüşler oluyor. Peki ihracattan sonra firmanızın açılmayı düşündüğü başka bir pazar alanları var mı? Yani tabii ki hedefler her zaman büyüktür. Küçümsememek gerekiyor ama şu anki ekonomimiz malum birkaç olaylarımız yaşamımızdan dolayı o kadar... Şu anda yatırım herhalde 1-2 yıl daha Nadas'ta beklemeyi düşünüyoruz. Yani şartların biraz da olgunlaşması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet. Firmanızın sonraki yıllar orta ve kısa vadeli de olsa hedefleri nelerdir? Kısa vadede şu anda malum şartlarımızdan dolayı konumumuzu korumaya özen gösteriyoruz. Malum evet. Duyuyoruz esnaflarımızı, sanayicilerimizi, tekstilimizin sıkıntıları. Biz de ona göre küçülme demeyelim de birazcık daha idareli ve kontrollü gitmeyi önümüzü görerek gitmek. Evet, önümüzü görerek birazcık daha garanticilik diyelim buna. Hı hı. Biraz o şekilde gidiyoruz ama 2018 dediğimiz zaman hedeflerimizde şu anki yerimiz şu anda bile bize kısıtlı bir alan. Bunu ortalama bir 15 metrekarelik bir alan üzerine bir prefabrikle kapalı ve açık alan olmak üzere bir tık daha üzerisini şu anda düşüncelerimize onunla birlikte tabii makine parkuru da hatırı sayılır bir gelişmiş olacak. İşte robot makine sistemleri. Parkurunda değişiklikler olacak kesinlikle mı? Kesinlikle olacak. Şu anda bile görüşmelerimi yaptığımız 2-3 tane firmamız var. Hı-hı. Onları oraya daha büyük, daha üniversal bir robot sistemlerimiz, makine sistemlerimiz. Yani birazcık daha... Sanayileşmenin yoğun olduğu bir üretim olacak. Evet. Birazcık daha şöyle diyeyim. Şu anda personele dayalı çalışıyorsak o zaman birazcık daha teknoloji, makine daha ağır basıyor. Robotik yani, sistemler. Evet, robotlar devreye girecek. İşte %70'lere varan o zaman makineler şartelle dükkana müdahale edilebilir bir konuma geleceğiz. O da üretim hattımız. Şu anda 2000-2200'lerde olan hattımız 7000-8000'lere çıkartmayı düşünüyoruz. Yani o kadar bir emzimliğimiz olacak kısmet olursa. ARGE çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki ARGE'de birebir kendim ilgileniyorum. Ortağım Yasin'in de görüşleri her zaman önemli. Onun işte aldığımız bilgi, bizim kendi ürünümüz, müşterimizin bizden talep ettiği ürünler. Yani şurası şöyle olsa olur mu? Biz onu teknolojiyle veya sajla nasıl uygulayabiliriz? Birebir onlarla ilgileniyorum. İşte bunun kalıplandırma, makine grubu ve ürünün ön kapıya koyulan aşamasına kadar birebir ARGE'sini takip ediyorum. Kendim yapıyorum ki içim rahat olsun. Yani birazcık mükemmeliyetçilik diyebiliriz ona. Patronculuk yok. İşin peşinde yok. Durmak biz, var. Biz sacımızı taşımakla da gocunmuyoruz. Ne bileyim
kaynak da yaparız, sıkıntı yok. Biz çünkü oralardan geldik. 12-13 yaşından beri metalin içindeyiz. Yani hiçbir zaman biz... Sektöre uzak değilsiniz. Kesinlikle değiliz. Yani çalışmaktan da bugüne kadar kaçmadık. Kaçsak zaten Rabbim böyle yerlere bize müsaade etmez diye düşünüyoruz. Satış ve pazarlama ağı olarak yaptıklarınız nelerdir? Satış olaraktan biz birebir çalışıyoruz. Zaten bölgeye birebir yapıyoruz. Arge ile orantılı. Tabii danışıklı dövüş gibi oluyor aslında. Birlikte hareket ediyorlar. İşte ortam Yasin, ben, ikimiz birlikte. Birimiz finansa bakarken birimiz üretime, birimiz üretime bakarken birimiz satışa. Yani hep bir aile kavramı içinde müşteri dediğimiz grup, dediğimiz gibi kamu olduğu için pek birebir ilişki yapamıyoruz. Evrak üzerinde konuşabiliyoruz. Hı-hı. İşte ihaleydi. Çoğu zaman resmi kurumlarla çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Sadece. %90'ımız resmi kuruma hitap ediyoruz. Yani o yüzden biz kendi içimizde aile gibi olup dışarıya ayağa hizmet diyelim. Yani o şekilde çalışıyoruz. Birebir hizmet yapıyoruz. Evet. Satışlarda, argelerden sonrasında üretimi sorduk. Üretimde devlet daireleriyle çalışıyorsunuz. TS belgesi vesaire. Bir üretimde belge isteniyor mu? İsteniyorsa da edindiğiniz belgeler nelerdir? Kesinlikle belgesiz bu işi, yani merdiven altı dediğimiz sistemde bu kamularla çalışmanın imkanı yoktur. Mesela biz kendi grubumuz olaraktan bir kapasite raporu, sanayi sicil, bunlar standart alabiliyorsunuz. Yerli malı belgesi gibi ISO 9001'ler, 2008'ler, ondan sonra Türk Santor'da TSE'miz, mesela ISO'nun belirli olduğu konteynerlere özel 1461 gibi belgeye kodlu ürünlerimiz vardır. 840A2, 840A3, bunlar konteynerlerin olmazsa olmazıdır. Yani hem kalite hem kaldırma kolları gibi birçok kendine özel özellikleri. Tabii ki onlar hepsi bilakis olmazsa olmazımız. Bunlar olmazsa zaten konteyner bir hiçbir kamu kurumuna veremezsiniz. Ki bunları mecburen mevcut bünyemize bulundurmak zorundayız. Ki yapıyoruz. Her sene de tazeleniyor, tedariği devam ediyor. Yani belgeler her yıl yenilenmek tabii zorunda. Tabii ki. Belgenin bir geçerlik süresi var, test aşaması var. İstanbul Üniversitesi de dahil olmak üzere kapasite raporundan başlıyor. Ankara'dan, TSE'den gelinir. Bizim fabrikamız her zaman denetlenir. Süre bittiğinde her yıl belge yenilenecek. Denetlenir. Yeterliliğimizden sonra o belgeye hak kazanırsınız. Yeniden bir bayrak verirler. O bayrak bir sene daha gururla dalgalandırırız. Peki, ürünlerimizi satıyoruz. Satış sonrası hizmete bakış açınız ya da şöyle de derinlenebilir. Biz sattık bitti. Biz sattık bitti dersek bu her sektörde geçerli, bir kere satarsınız. Evet. Biz 7/24 telefonumuzla, firmamızla, personelimizle 7/24 hizmet aşamasındayız. Yani bir konteynerin tekeri kırıldığı zaman tekerdir kırıldır diyemeyiz kesinlikle. Yani neden? Her şeyin bir nedeni vardır. Bu nedeni araştırırız. Eğer neden bizden kaynaklanıyorsa her zaman için çözüm noktasındayız. Süpürge makine gruplarımız var mesela. Onların da yedek parçaları var. Tabii onda yedek parçaları var. Her zaman için elimizde, rafımızda. Hı hı. Karşı belediyemiz veya kurumumuz eğer bunu tedariğini yapamıyor ise veya kendi ustaları yapamıyorsa biz ustamızı bir uçak veya bir otobüsle veya kendi aracımızla hemen tedarik aşamasına göndeririz. Bölgedeki sorunu hemen çalışan yerinde hizmette yapılıyor. Kesinlikle yapmak zorundayız. Çünkü hizmet vermek zorundayız. O hizmeti alıyorsak karşılığında vermek zorundayız. Peki ürünümüzün bir garantisi var mı? Normalde konteynerler devletimizin de şartnamelerine uygun olarak 2 sene garanti altındadır. 2 seneden sonra bozulan, aksayan parçalarını biz buradan tedarik edelim. Ama kargo, ama dediğimiz gibi tırlarla kendimiz bölgelere gönderiyoruz. Yani bu sırf Türkiye çatısı olarak da yurt dışı için de geçerlidir. Kesinlikle ürünümüzün arkasındayız. Olmak da zorundayız zaten. Şimdi sektörünüzü sorduk. Ülkemizde sanayi sektörünü değerlendirecek olursak genel anlamda sanayi sektörü ne durumda? Kanayan yaramız desek... Evet, derin bir nefes aldık. Yani... Malum bir 15 Temmuz sürecinden geçtik. Ciddi bir krizden geçtik. Ve bir hala sınavdan onun geçtik. Hala onun devam eden sıkıntılarını yaşıyoruz. Az önce dediğim gibi büyümekten ziyade bilakis şu anki mevcut konumumuzu korumak demek istediğim olay buydu. Çünkü malumunuz biz bütün ürünlerimizi işte gazımızdan,
telimizden, sacımızdan, her şeyimiz dolarla üzerinden alıp TL ile satış yapan bir birimiz. O yüzden sıkıntı var mı? Var. Bunları tatlı sıkıntı diyoruz. Yaşanması gerekti. Yaşadık. İnşallah atlattık sistem olaraktan. Yani pek karamsar değilim. Ufkumuz geniş. Çalıştığımız sürece ben her zaman çevreme de bunu söylerim. Çalışalım, takdiri bırakalım karşı tarafa. Biz ama çalışalım. Biz çalıştığımız sürece ben inanıyorum. Yani çalışan insan her zaman kazanır. Yani 12-13 yaşından beri ticaretin içindeyiz. Ve biz bugüne kadar hep çalıştık. Allah'ımıza bin şükürler bu hallere geldik. Ve daha iyi yerlere, çevremize birlikte daha iyi geleceğimize diye inanıyorum. Yani bunu da iyi yöneticilik yapabilirsek, kesinlikle parayı yani, yönetmek, üretimi yönetmek de bize... Kesinlikle yani sırf üretimden olmuyor. Bunu satıyorsunuz, satışı var. Hı hı. Parası geliyor, parayı yönetmek var. Yani hepsi birbirine sac ayağı gibi, birbirini destekliyor aslında. Burada doğru grubu yaptığımız zaman ben inanıyorum ki başaramayacağımız iş yoktur bizim. Çünkü gücümüz var. Türkiye olarak biz bu gücü fazlasıyla elimizde bulunduruyoruz. Ülkece büyüdükçe büyümeye devam kesinlikle, ediyoruz. Ama kesinlikle. Büyüdükçe sıkıntılar kaçınılmaz. Daha büyük sıkıntılarımız oluyor. İşte hamama giren terler gibi biz de bu sektörde bunlarla uğraşacağız. Yani, az önce dediniz ya 15 Temmuz sürecinin aslında sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu sıkıntılardan ziyade sektörünüzde yaşanan sıkıntılar nelerdir? Sektörümüzde biz pek... Döviz endeksli de yani çalıştığınızda varsayarsak... ciddi bir sıkıntımız var. Yani sadece bu negatif olarak diyebiliriz. Ana maddemiz sacdır bizim. Hı hı. Piyasada sac malum çok hareketli. İşte istediğimiz kalınlığı, istediğimiz zaman, istediğimiz kaliteyi bulamayabiliyoruz. Ne oluyor? Tatlı bir döngüye giriyoruz hemen. Çevreyi devreye sokuyoruz. Yani bir Zonguldak'tan, Ereğli'den almıyoruz da Gebze'ye hemen yöneliyoruz gibi. Ama yani sonuçta sektör olaraktan tatlı sıkıntı diyelim bunlara. Sıkıntı her birimin vardır, her bölümün vardır, her yani, sektörün vardır. Şahin Bey aslında döviz endeksli dedim ya başında, sorunun başında. Şu da var, yani sanayiciler, tekstil de var aynı zamanda. Dövizle ürün alıp TL ile satmanız satış, evet, alış ve satış dengesinde sizi bir hayli zorluyor. Ya hatırı sayılır bir zorlama yapıyor ama bu iş böyle. Yani sektör olaraktan bundan hara alamanın pek mantığı yok. Bu sektör böyle. Yani sırf bizimle ilgili değil, bizimle gibi çalışan birimler kim varsa bu sektör bu şekilde. Yani biz bunu bilerek girdik. Yani bazı tatlı sıkıntı dediğimiz gibi son dönemlerde fazla oldu. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Ordu ile ilgili soru sormak istiyorum. Sanayi sektöründe İstanbul gibi metropolde işletmecilik yaparken ordumuzda yatırım yapmayı hedeflediniz mi? Düşünceleriniz var mı? Ordu bizim her zaman kalbimizde, beynimizde. Küçük yer demeyin, büyük bir yerimiz. Yani evet, biz bir orduluyuz. Altın orduluyuz. Canımız sıkılsa bile aslında memlekete gidip hava alıp geliyoruz. Hava alanımız var artık. Evet. 1 saat 10 dakikada Allah'a şükür havalandayız. Bir altın ordulu olaraktan tabii ki yatırımlarımızı istiyoruz ama bizim birazcık işimiz daha ağır sanayi olduğu için, orta sekmenin biraz üstünde olduğumuz için, evet, makine parkurumuzun taşınması, kalifiye elemanın orada olması. Çünkü yani bir işçi kardeşimizi alıp da vasıfsızı 3 ayda bu sektöre adapte etmemiz söz konusu değil. Yani nereden baksanız biz 8 ay, 1 sene birebir eğitimle biz onu, yani sırf kaynakla bitmiyor çünkü iş. Makinenin tehlikeli sınıfta da aslında sanayidesiniz. Tabii ağır sanayi grubundayız. O yüzden elemanlarımızı buradan oraya götürmek bilmiyorum ne kadar olur ama biz eğer orduya taşınıyorsak bizim hedefimiz ordunun yağıyla kavrulalım. Ordunun insanıyla. Yani orada da istihdam sağlamak tabii gerekir ki. Tabii ki yani bizim de faydamız dokunan göçü engelleyelim. Oradaki insanlarımıza bir meslek grubu olsun. Bizimle birlikte yanımıza en az 10-15 tane tedarikçimiz var. O tedarikler de oraya taşınsın gibi her zaman düşüncelerimiz var. Ama dediğim gibi başta biz ağır sanayiyiz. Bizim bir yerden bir yere taşınmamız birazcık daha zor oluyor. Yani arabayı yükleyip de öbür tarafa indirelim gibi ya olmuyor. Ya da sadece ofisimiz var, masamız, sandalyemizi kesinlikle kuralım da işe yani başlayalım, olmayacak. Olmuyor, olamıyor zaten. Yani bir makinemiz var mesela, bir makinemiz iki tane tır taşıyor zaten kafadan. Bu tırın taşıdığı makine yerine 3 metre altına gömüyoruz, alt zemini yapıyoruz. Yani bir makine için bile biz 2 ay sürüyor onu oraya adapte etmemiz. Yani bunları toparladığım zaman ordu... Bölgesel olarak da altın ordumuz havaalanıyla Karadeniz'in ortasında kalan bir yer. Samsun'dan sonra şu anda parlayan yıldız olaraktan. Tabii ki düşüncelerimiz arasında var ama dediğim gibi kademe kademe, yani
hemen olacak şey mi? Değil. Aklımızın ucunda mı? Hiçbir zaman çıkmayan, kalbimizin bir köşesinde. Yani ben de isterim bir ordumda, memleketimde, denizin dibinde, köyümün yanında imalathanem olsun. Kendi yani, bölgeme hizmet edeyim. Denize dolgu bir havaalanımız var. Kesinlikle, kesinlikle. Yani önümüzdeki yıllar hep her fırsatta gözde olacak. Valimizin kesinlikle. Çalışmalarından... İnanılmaz valimiz Fahri bir ordulu olaraktan hepimizden çok çalıştığına inanıyorum ben. Yani deşifre olduk artık insanlara. Ben eskiden ordu dediği zaman küçük bir yer, kabuğunda gibi bir yer. Sadece olarak ilin adı vardı evet, aslında. Ordu vardı. Şimdi artık bir ordu dediğimiz zaman ikinci soru geliyor. Neresinden? Yani bu korganımızdan, Ünye'mizden, Fatsa'mızdan, Altın Ordu'muzdan. Yani herkes artık ilçe ilçe bizi onları tanımaya başladı. Edecek. Çünkü her ilçemizin turizm yönünden bir aktivimiz var. Ticaretimiz artık ön planlara çıkmaya başladı. Turizm, otelciliğimiz ön plana çıkmaya başladı şu anda. Yani kademe kademe ben inanıyorum ki biz ordu olaraktan bir iki sene sonra Sayın Başkanımız Emel Yılmaz'ın da dediği gibi tamam insanları çağırıyoruz ama bunları yatıracak, yedirecek yer de lazım. Şu anda biz onun tatlı sıkıntılarını yaşıyoruz ordumuzda. Evet. Biz bile bazen günübirlik gidip de kalmamız gerektiği zaman biz bile akrabalarımız olmasa otellerin doluluğundan tatlı bir şikayetimiz var. Yani kapasite olaraktan hazırlıksız yakalandık gibi bir şeyler oldu birazcık. Bunlar güzel. İşte dediğim tatlı gibi sıkıntı, güzel şeyler bunlar. Sizlerin düşüncesine de katılıyorum. Ama tüm işletmecilerimizin de hangi sektörde ne olursa olsun İstanbul'da herhangi bir ülkemizin yerinde illaki ordulu halkımız, işletmecilerimiz çok. Ordu ile ilgili yatırımlarını gözden geçirmesini diliyorum açıkçası. Kesinlikle yani. Göçlerimizi kesinlikle. Önleyelim. Bir olmamız lazım, kenetlenmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle. Da sizin gibi değerlerimizden, iş adamlarımızdan kaynaklanacak. Peki Şenol Bey, programımızın sonuna geldik. Gerek ürün alacaklara, gerek üreticilere dilek temenni mesajlarınız programımız da dahil olmak üzere. Son olarak dilek temenni mesajlarınız nelerdir? Programdan başlayayım. Program her zaman bizim kanayan yaramız. Biz kendi memleketimize faydalı olamıyoruz. Biz işte bunu iş adamları mı deriz adını veya bürokratlarımız mı deriz adını artık siz koyarsınız. Bu yönden takdire şayan bir çalışmanız var. Bakın bugün buraya geldik, fabrikamıza gittik, gezdik. Bir günümüzü harcadık sizinle birlikte. Koşturdunuz, sağ olun, teşekkürler. Yani biz teşekkür ederiz. Bu anlamda inanılmaz bir enerji var. Deşifre ediyorsunuz insanları. Çok güzel bir şey. Bizim buna ihtiyacımız var. Yani kolici ise kolici tanımıyoruz. Bizim kendi çevremizde bu insanlar var. Ne bileyim naylonci diyoruz, poşetçi diyoruz. Yok metalci diyoruz. Yok yani hep dışarıya bağımlı yapıyoruz. Bu konuda takdire şayan çalışmanız bunu küçümsenecek bir şey değildir. Bu konudan teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Öbür taraftan bizim kamuyla dediğim gibi çalıştığımız için kurumlarla yani naizane dediğim şey şartnamelerimize dikkat edelim. Belgeler çok önemli. Ürün arkası hizmet çok önemli. İşte bir yol süpürme makinesinden tutun konteyner deyip geçmeyin. Onun bile bir sürü kriterleri var. Yani bu konularda birazcık daha detaycı olursak ben hep şunu derim. Ucuz mal yoktur. Kaliteli mal. Yani kaliteli malın da bir bedeli vardır. Bu bedeli de uzun vadeye yağdığım zaman biz devletlerle, kurumlarla çalıştığımız için sokağa atacak paramız yoktur. Doğru ürünü 10 sene kullanıp bir kere almak varken ucuz ürünü alıp 2 senede çöp atmanın bir mantığı yok diye düşünüyorum. Kalite her zaman kalitedir. Alırken kazanmak lazım. Onu da kesinlikle. Ucuza alarak değil tabii ki. Kesinlikle. Yani ucuza alınsın tabii ki ucuz alınsın ama doğru ürün ucuza alınsın. Biz o yüzden piyasada birazcık daha kendimizi soyutluyor diyebilirim. Doğru ürün doğru zamanda verilsin. Yoksa yani mal satmak o kadar kolay zor bir şey değil yani. Programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim bir marka vizyon programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka sektör ve bir başka başarılı iş adamıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
Birlik Grup İnşaat marka vizyonu sundu.